Serbest Oyun İmalatı Özel Bölüm. Türkiye'de Oyun Sektörü. Merhaba, ben Zeynep Akçay. Eşim Orçun Nişli bir bağımsız oyun geliştirici. Sevgilim bir süredir Anytown adlı bir oyun üzerinde çalışıyor. Onun oyun geliştirmesi demek, bütün tutkusunu, hayal gücünü ve bilgisini buraya yönlendirmesi ve anlatısından görsel kimliğine, tanıtımından kodlamasına kadar hemen her şeyi ince ince kurgulayarak uygulaması demek. Bu enerjinin ve yaratım sürecinin tanığı ve ilk elden paylaşımcısı olarak bu podcast'te Orçun'un Anytown'u nasıl oluşturduğunu aktaracağım. Anytown'un gelişiminden bahsederken paralel bir şekilde Türkiye'de bağımsız oyun geliştirmenin de bütün yönlerinden bahsetmek istiyoruz. Bu özel bölümde Orçun geçtiğimiz aylarda yaptığı bir sunumdan kesitlerle Türkiye'deki oyun sektörünün detaylı bir panoramasını oluşturmayı amaçlıyor. Türkiye'de oyun sektörü var mı sorusuyla başlayan Orçun, bir sektörü sektör yapan her elementi masaya yatırıp bunların Türkiye'deki durumlarını özetleyecek. Ancak elbette her sektör gibi oyun sektörü de aslında etten kemikten oluşan bir yapı. Peki bu sektörün mutfağında çalışanlar için yaptıkları işin güzellikleri ve kendine has zorlukları neler? İşte bu sorunun cevabını aramak için sektörün değişik alanlarında uzmanlarla konuştuk ve onlardan işleriyle ilgili en sevdikleri ve en çok değiştirmek istedikleri şeyleri anlatmalarını istedik. Podcast boyunca bu sorulara verilen yanıtları da dinleyeceksiniz. Hazırsanız Türkiye'de Oyun Sektörü özel bölümümüze başlıyoruz. Türkiye'de oyun sektörü var mı diye kendimize sorduğumuzda öncelikli olarak her sektör gibi oyun sektörünün de elementleri üzerinden ancak bu sorunun cevabını verebiliriz. Peki Türkiye'deki oyun sektörünün elementleri neler? Gelin hep beraber bir göz atalım. Öncelikli olarak tabii ki de ihtiyacımız olan şey vasıflı iş gücü. Bu her sektörde değişmeyen bir altın kural gibi. Tüm dünyada oyun sektörü özellikle gelişmiş ülkelerde bir hayli gelişmiş durumda. Mesela Amerika'ya örnek aldığımızda şu anda Amerika'da 2010 verileriyle konuşayım. 32 bin kişi direkt yollu olarak yani vasıflı iş gücü olarak oyun sektöründe istihdam ediliyor. Bu rakam indirekt yollarla 120 bin kişiye kadar çıkıyor. Türkiye'de ise bu rakamı ölçebilmek çok güç ama Game Developers at Turkey adlı bir kapalı Facebook grubumuz var. Bu grupta 1420 kişilik bir üye sayısına ulaşmış durumdayız. Peki bu 1420 kişi bu kapalı Facebook grubunda nasıl alınıyorlar? Daha önceden oyunlarla ilgili bir çalışmaları varsa bunları portfolyo şeklinde moderatörlerle paylaştıkları zaman bu gruba alınıyorlar ve bu yüzden de aslında oyun sektöründe vasıflı iş gücü olarak buradaki üye olan herkesin çalıştığını varsayabiliriz. Tabii ki büyük bir ihtimalle bütün Türkiye'deki çalışanların hepsi henüz bu gruba üye olmadığı için bu rakamı belki 2 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Ama Amerika'nın nüfusuyla oranladığımız zaman şu anda 320 milyon nüfusu var Amerika'nın. Ve 32 bin kişi istihdam ediyorsa aslında Türkiye'nin de yaklaşık olarak 8 bin kişiyi istihdam etmesini rahatlıkla bekleyebiliriz. Ve şu anda bu rakama ulaşabilmekten çok uzağız. Merhabalar, ben Uğurcan Orçun. Televerse ses ve müzik departmanı kaptanıyım. Yaklaşık 10 yıldır oyunlarda ses ve müzik üzerine çalışıyorum. Bunun dışında hobi olarak kendi ufak tefek oyun projelerim üzerine çalışıyorum ve düzenli olarak da özel bir üniversitede uzmanlık alanıma dair dersler veriyorum. En sevdiğim şey sanırım oyunlarda ses ve müziğin henüz keşfedilmemiş birçok alanı olması. Tabii ki film endüstrisinin mirasından öğrendiğimiz şeyler oldukça fazla. Ancak interaktif ve değişken ses ve müziğin oyuncuya aktarabileceği bilgi ve hissiyatı ve bu araçlarla yapabileceklerimizin teknik ve estetik sınırını henüz tam öğrenmiş değiliz. Bu keşif hissiyatı benim oldukça hoşuma gidiyor. Aslında kendi alanımda değil ancak yurt içi oyun geliştirme sektörümüzün daha sağlıklı girişimlere, şirketlere, ekiplere sahip olmasını dilerdim.
sektörün sağlıklı büyümesinin hepimize faydası büyük. Belki böylece uzmanlık alanlarına odaklanabilen arkadaşları daha çok görebilirdik. Eğitim, know-how, birikimi, topluluklaşma gibi konulara daha çok eğilebilirdik. Peki bu kapalı Facebook grubunda kimler var? Yani bir oyun sektörünün vasıflı iş gücünü kimler oluşturuyor? Bunlar oyun tasarımcıları, oyun yazılımcıları, görsel sanatçılar, animatörler, ses sanatçıları, oyun konusunda PR ve pazarlama konusunda görev alan insanlar, kalite kontrol uzmanları, topluluk yöneticileri, idari teknik yöneticiler, medyada çalışanlar, akademisyenler ve birçok diğer alt gruplar. Tabii ki Türkiye maalesef şu anda bu vasıflı iş gücünü istihdam edebilecek kapasiteye ulaşamadığı için dışarıya çok büyük oranda oyun sektöründen göç vermekteyiz. Mesela kendi adıma konuşayım. Birçok arkadaşım son 3 yıl içerisinde yurt dışındaki birçok firmaya gittim. Şu anda Türkiye'de doğmuş büyümüş ve oralarda oyun sektöründe çalışmaya devam eden birçok arkadaşımız var. Merhaba, ben Emrah Özer. Yazılım mühendisiyim. 15 yılı aşkın süredir çeşitli platformlarda oyun ve aplikasyon geliştiriyorum. Şu an Londra'da bir free-to-play oyun firmasına çalışıyorum. Sevgili Orçun alanında en çok sevdiğim şeyi sordu. Biraz klasik olacak ama mesleğin doğası pek yerinize saymanıza izin vermiyor. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek durumundasınız. Yani bu bazen yeni bir teknoloji, bazen yeni bir yazılım paradigması oluyor. Dışarıdan bu sürekli gelişim hali yorucu görünse de benim işe olan sevgimi, heyecanımı canlı tutan en önemli etken öğrenmek. İkinci sorusu Türkiye'de alanında ilgili en çok neyi değiştirmek istersin oldu. Türkiye'de programcılık, yazılım geliştirme ile ilgili üniversiteler dışında verilen eğitimlerin kalitesi iyileştirilebilir. Bundan daha önemlisi bence programcılara huzurlu oldukları bir ortam sağlamak olacaktır. Günlük siyasetin tacizi altında verimli çalışmak, programcılık gibi mental hazırlık gerektiren branşlar için ekstra zorlayıcı oluyor. Herkese sevgiler. Tabii bu vasıflı iş gücünden hemen sonra ilk akla gelecek şey oyun geliştirme stüdyolarıdır herhalde. Çünkü bu vasıflı iş gücüne sahipseniz o insanları bir yerlerde ortaklaşa çalışmalarını sağlayarak bir ürüne dönüştürmelerini, yani oyunu üretmelerini sağlayabilecekleri bir yapı gerekmekte. Dünyada çok büyük oyun geliştirme stüdyoları var. Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix, Konami gibi birçok büyüklerin yanı sıra sayısız da bağımsız oyun geliştirme stüdyoları var. Türkiye'de ise kapsamlı bu konuda bir araştırma yapabilme şansım olmuştu. Şu anda Türkiye'de oyun geliştirmiş ve hala daha açık olan, yani stüdyosunu kapatmamış toplamda 35 oyun stüdyosu bulabildim. Bunlar, bu rakam tabii ki şu anda daha önce hiç oyun yapmamasına rağmen şu anda ilk oyunu geliştirenleri de eklediğimiz zaman yaklaşık olarak 50-60 adet oyun stüdyosu olduğunu varsayabiliriz. Bunlar genellikle çok küçük oyun stüdyoları. Maksimum 4 kişilik ekiplerden oluşuyorlar. 12 kişiden daha fazla oyun ekibi olan toplamda 7 tane oyun stüdyosu sayabildim. Bunlardan ilki Gram Games İstanbul'da, şu anda Londra'da ikinci bir ofisleri daha var. Tenten'in yapımcısı. Güzel cep telefonlarında minimalist oyunlar çıkarıyorlar. İkincisi Peak Games, yine İstanbul'da. En büyük stüdyolardan bir tanesidir herhalde Türkiye'deki, 30-40 milyon çalışan olduğunu zannediyorum. Yine Peak Games'te özellikle OK Tavla gibi oyunlarıyla ünlendi ama bunun dışında da diğer başka türlü casual mobil oyunlar da üretiyor. Bir diğeri ise Tailwords. Tailwords yine en büyüklerden. Şu anda yine onlar da 30-40 kişi çalışan civarında olduklarını zannediyorum. Ankara'dalar ve ODTÜ Atom içerisinde oyun geliştiriyorlar. Ve Türkiye'den çıkmış en büyük oyunlardan bir tanesi olan Mount & Blade'i geliştirdiler. Şu anda Mount & Blade ve expansionları toplamda 7 milyon adet dünyada satılmış durumda. Bir diğeri ise aslında en eskilerden olan Sobe Studios. Sobe'yi bundan geçmişte TTNet satın aldı. Onun öncesinde Mevlüt Dinç tarafından kurulmuştu. İstanbul Kıyamet Vakti, Süpercan gibi oyunlar yaptılar. Ve şu anda da Kader Mühürleri adlı yeni bir MMORPG yaptılar. Bir diğeri ise aslında çok ismi duyulmamış olsa da çok insan istihdam eden Gengos. Gengos, Cafeland, Restaurantland gibi browser bazlı casual oyunlar geliştiriyor. Yine yerleri İstanbul'da. Sobe'de İstanbul'da bu arada.
Bunun dışında Masamo var. Kafa topuyla ünlendiler. İzmir'deler. İzmir'den çıkmış ve bu kadar büyümüş tek oyun stüdyosu anlamca. Madbyte Games, Zula'nın yapımcısı. Yine İstanbul'dalar. Stüdyoyu bir hayli genişletebilme şansları oldu. Bunlar dışında, bu oyun geliştiriciler dışında da irili ufaklı bir sürü oyun stüdyosu var. Dediğim gibi bunların hepsine Türkiye'deki bağımsız oyun geliştiriciler için hayatta kalma rehberinden girerek ulaşabilmeniz mümkün. Merhabalar, ben Beyan Arıgil. Böyle Games'in kurucu ortağıyım. Biz 7 seneyi aşkın süredir mobil oyunlar üretiyoruz. Ben de Böyle Games'e aktif olarak game design ve game development ile ilgileniyorum. Kendi uzmanlık alanımda en çok sevdiğim ve beni hatta bugüne kadar en çok motive eden şey ise düşündüğüm fikirlerin, hayalini kurduğum oyun mekaniklerinin göze gönül bir şeye dönüşmesi ve bunların insanlar tarafından oynanıp beğenilmesi beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda yazdığım kodların görsel bir hale dönüşmesi, yine insanlar tarafından bunların oynanıp beğenilmesi beni son derece mutlu eden şeylerden bir tanesi. Ben bir şeyler üretmeyi seven bir insanım. Bu şekilde bir şeyleri üretmek, kendini bu şekilde ifade etmeye çalışmak beni çok tatmin ediyor diyebilirim. Türkiye'de sadece kendi yanımı olarak değil de genel olarak değişmek istediğim bir şey var aslında. Maalesef Türkiye'de oyun sektörüne ait bir ekosistem yok. Herkes kendi küçük grupları içerisinde bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Bu ürettiği şeylerden deneyimler kazanıyorlar. Kendi doğrularını ve kendi yanlışlarını buluyorlar. Fakat bu değerli bilgiler bu küçük grupların dışına çoğu zaman çıkamıyor. Bu bilgiler yayılmıyor. O yüzden de herkes Amerika'yı en baştan keşfetmek zorunda kalıyor. Bu da tabii ki insanların gelişmesini yavaşlatıyor. Sektörün gelişmesini yavaşlatıyor. Kalitenin ilerleme hızını yavaşlatıyor. O yüzden bu kültürün oluşturulması için uğraşılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanları bir araya getirecek, onların iletişimini arttıracak etkinliklerin ve platformların sayısının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yayıncılar. Yayıncılar aslında üretim başka yerde ya da başka firma tarafından yapılmış oyunları yayınlıyorlar. Genelde Türkiye'de sadece Türkiye'ye yayın yapan yayıncılar mevcut. Bunlardan herhalde en büyük örnek yine Netmarble'dır. Netmarble daha önce Joy Games'te Türkiye'de birçok oyun yayıncılığını üstlenmiş durumdaydı ve Netmarble tarafından, Netmarble dünyanın en büyük oyun yayıncılarından bir tanesi. Netmarble'da Joy Games'i alarak Netmarble Türkiye adı altında şu anda Türkiye'de hizmet veriyor. Bir diğeri ise Big Point, Almanya menşeli bir yayıncı. Türkiye'de de kendi oyunlarını yayınlayabilmek için bir yayın firması var. Bunlar dışında Infinity Games var, Point and Black'in yayıncısı. Riot Games var. Riot Games belki biraz daha ilginç bir örnek. Çünkü aslında Riot bir oyun geliştirici. Ama Türkiye'de oyun geliştirme işlemlerini üstlenmediği için Türkiye'de sadece yayıncılık işlemlerini üstlenen yeni bir şirket kurdular. Ve burada yayıncı olarak görev alıyorlar. Ve burada işte buranın PR pazarlaması, topluluk yönetimi, yerelleştirme, kalite kontrol gibi işlemlerini yapıyorlar. Bir diğeri ise Locum Games. Bu da ilginç bir yayıncı örneği. Çünkü Locum Games'in yayınladığı en büyük oyun Zula mesela. Yine bir Türk oyunu. Yine diğer yayınladıkları oyunlar da Türkiye'de geliştirilmiş oyunlar. Türkiye'de geliştirilmiş bir oyunu Türkiye'de yayınlıyorlar. Bu da aslında yayıncılığın eski kökenlerine dayandığını zannediyorum. Yani kesinlikle bilmesem de sonuçta bu tarz anlaşmalar kapalı kapılar arkasında yapılsa da anlamca eski yayıncılık modeli olan oyunu geliştirenlere daha geliştirme aşamasında bütçe vermek, o geliştirilen oyunların telif haklarını ve yayıncılık haklarını almak şeklinde olan geleneksel yayıncılık modeliyle şu anda Zula üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorum ya da diğer yayınladığı diğer oyunlar üzerinde. Bir diğeri ise yine ilginç örneklerden bir tanesi Entity Game. Entity Game dünyada aslında neredeyse hiç tutmamış Knight Online gibi bir oyunun Türkiye'de inanılmaz sayıda oynanmasını sağlayabilen enteresan bir vaka. Knight Online bir uzak doğu oyunu ama uzak doğudan bile belki daha uzun süre ve daha kapsamlı olarak Türkiye'de tuttu. Hala daha oynandığını söyleyebilirim. Bunun dışında tabii bir de dağıtımcılar var. Dağıtımcılar deyince tabii önce dünya genelindeki örneklerine bakalım. Herhalde en büyükler Steam var ilk akla gelen PC
oyun yani dijital olarak PC'de satılan oyunların %80'ini Steam üzerinden dağıtılıyor. Bu çok büyük bir oran. Neredeyse tekel denebilecek bir durumda. Bunun dışında da tabii daha yine tekel olan başka dağıtımcılar da söz konusu. Mesela Android ya da iOS üzerinde bir oyun indireceksiniz. Google Play ya da App Store üzerinden ancak indirebilirsiniz. Bu dağıtım kanalları da aslında bu platformların tekeli konumundalar. Eğer Çin'i saymazsak. Ve bunlar gibi başka birçok dağıtımcı var. Özellikle nişleştikçe dağıtımın detayları. Buna göre de dağıtımcıların pozisyonları ve aldıkları komisyonlar çok değişiyor. Evet, dağıtımcılar genelde komisyon ile çalışıyorlar. Oyunlar üzerinde pek bir hak sahibi değiller. Yani oyunun telif hakkı ya da oyunun başka hakları hakkında. Ama sonuçta yerel ödeme ve tanıtım avantajları var öncelikli olarak. Türkiye'de oyuncular genelde genç bir kesimi temsil ettiği için ve bu genç insanların kredi kartı gibi bir ödeme biçimiyle oyun alabilmesi mümkün olmadığı için Türkiye'de Türkiye'nin ödeme biçimlerine özgü ilginç dağıtım modelleri söz konusu. Buna genelde e-pin deniyor. Bir bankanın bankamatiğine hiç banka hesabınız olmadan bile EFT yaparak ya da cep telefonu kontrolünüzle ya da benzer metodolojilerle e-pin firmalarından kredi alıp bu kredilerle de oyun alabiliyor genç insanlar. Buna örnek Game Sultan'la Buy No Game ve bu aslında bunun gibi onlarcası var aslında ama böyle büyük iki örnekten bahsedeyim. Bu tarz oyun firmaları bu şekilde çalışıyorlar. Bunun dışında aslında Türkiye'de en eski dağıtımcı Aral İthalat'tır herhalde. Kutulu oyun ithalatında yani dünyadaki geliştirilen oyunların Türkiye'ye kutulu olarak girişi ve satışından Aral İthalat sorumlu. Başka hiçbir firma yok. Aral İthalat bu konuda biraz tekerleşmiş durumda ve hatta bununla ilgili geçen zamanlarda bir rekabet kurumu ile ilgili sorunlar yaşadılar. Cezalar ödemek zorunda kaldılar. Ve bunların da dışında mesela TTNet'in Play Store'u güzel bir dağıtımcı örneği olarak sayılabilir Türkiye'de. Bunlar gibi başka dağıtımcılar da tabii ki söz konusu ama ben hani kabaca durumdan bahsetmeye çalışıyorum. Daha önce de söylediğim gibi genelde Türkiye'deki dağıtımcıların yerel ödeme ve tanıtım avantajları var. Bu yüzden firmalar böyle dağıtımcılara komisyon karşılığında oyunlarını satma dağıtma hakkı verebiliyor. Komisyonlar da çok göreceli olabiliyor. Mesela Steam %30 komisyon alıyorken oyunlardan bu rakam %1, %0.5 gibi komisyonlara kadar düşebiliyor. Bunlar dışında tabii ki yine oyun sektörünün elementlerine geri döndüğümüzde vasıflı iş gücünden bahsetmiştik ilk olarak. Peki bu vasıflı iş gücünü eğitecek bir de akademi ve eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. Bir sektörden bahsedeceksek yine aynı şekilde bunların da var olması gerekiyor. Tüm dünyada genelde Türkiye'de de iletişim fakülteleri, mühendislik fakülteleri, güzel sanatlar ve konservatuvarlar genelde oyun sektörünün vasıflı iş gücünü yetiştirmekle meşguller. Genelde iletişim fakültelerinin içerisinde tasarım programları olabiliyor ya da benzeri oyun programları olabiliyor. Aynı şekilde mühendislik fakültelerinin içerisinde oyun yazılımına spesifik programlar olabiliyor. Aynı şekilde güzel sanatlar ve konservatuvarlarda da oyun görseli, oyun sesi gibi önemli konularda çalışmalar yapabilecek insanların eğitimi için temel adımlar atmalarını sağlayabiliyorlar. Türkiye'de özellikle oyuna spesifik eğitim veren çok fazla akademik kurum yok. Oyun tasarımın konusunda lisans ve yüksek lisans programları veren üniversiteler yavaş yavaş gelmeye başladı. Herhalde Bahçeşehir Üniversitesi bunlardan ilkidir. Bahçeşehir Üniversitesi'nin BUG programı, Bahçeşehir Üniversitesi Game Lab yani. Önce yüksek lisans programı vermeye başladı. Geçen yıl ilk lisans başvurularını da kabul etmeye başladı. Aynı şekilde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de lisansüstü programları var. Bunlar dışında ODTÜ'nün içerisinde oyun teknolojilerine yönelik bir yüksek lisans programı var. Bunun dışında yine İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yazılım mühendisliğinin altında oyun alt anadalı var. Etkileşim tasarımı üzerine, etkileşimli medya tasarımı üzerine iki üniversitede de yüksek lisans eğitimleri veriliyor. Bunlardan bir tanesi Yıldız Teknik Üniversitesi, diğeri ise Koç Üniversitesi'ndeki Design Lab. Ve son olarak yine bildiğim kadarıyla Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Animasyon ve Oyun Tasarımı Programı adlı bir program yürütüyor. Onun üzerinde Türkiye'de oyun sektörüyle uğraşan akademisyenin olduğunu söylesek doğru olur. Ama tabii ki bu rakam çok az maalesef. Eğer Türkiye'de vasıflı iş gücünün artmasını istiyorsak öncelikli olarak yeni akademisyenleri de kazandırmamız gerekiyor sektörümüze. Tüm dünyada akademi konusunda tabii çok güzel üniversiteler var oyun konusunda. Özellikle daha önce kuluçka merkezleri konusunda da bahsetmeliydim. Akademi için de geçerli.
Kuzey Avrupa oyun sektöründe çok kısa zamanda çok hızlı yol kat etti. Bunun en büyük payı aslında akademik programlara ağırlık vermeleri ve kuluçka merkezlerini artırmaları. Nordic Game Program adlı çok büyük bir aslında Danimarka, Finlandiya ve İsveç'in ortaklaşa yürüttüğü bir kuluçka sistemi var. Ve bu sistem meyvelerini çok hızlı bir şekilde verebilmeyi sağladı. Eğer biz Türkiye'de benzerini düşünmek istiyorsak aslında yine benzerini yapmamız gerekiyor. Yine akademik olarak baktığımız zaman Danimarka'da ya da işte Kaliforniya'da Collars var. Ya da Amerika'da yine Full Sail'dan bahsedebiliriz. Oyun konusunda eğitimler veren çok prestijli üniversiteler ve kolejler var. Merhaba, Güven Çatak. Bug Oyun Laboratuvarı'nın direktörüyüm. Aynı zamanda bu laboratuvar altında faaliyet gösteren Bahçeşehir Üniversitesi'nin oyun tasarımı, lisans, yüksek lisans ve inkübasyon merkezlerini yürütmekteyim. Esasen mimarlık kökenliyim. Pratikte ilgilendiğim alan daha çok sinema, teoride ise elbette oyunlar ile uğraşmaktayım. Sanırım kurduğumuz bu oyun yapılanmasında en çok sevdiğim şey insanları bir araya getirmek. Özellikle Game Jam dediğimiz oyun geliştirme maratonları bunu çok iyi başaran bir format. Birbirini hiç tanımayan insanlar bir araya geliyor. 48 saat boyunca üretiyorlar, paylaşıyorlar ve tabii ki eğleniyorlar. Bunun akabinde çıkan dostluklar, paylaşımlar elbette başka şeylere de, yapılanmalara da, işbirliklerine de imkan tanıyor. Game Jam'ler bu anlamda aslında yani komünitenin yapı taşları olduğunu söyleyebiliriz. En çok değiştirmek istediğim şey kurmaya çalıştığımız bu eğitim bantına eşlik edebilecek bir üretim bantının da aslında oluşması bir yandan. Elbette bu üretim bantının oluşması, bu üretim ortamlarının oluşabilmesi için destek gerekiyor. Başta devlet destekleri çok önemli. Ardından özel sektör ürün de devreye girmesi, yatırımcıların da devreye girmesi gerekiyor ki bu ortamlar sağlıklı bir şekilde oluşabilsin ve yeni ekipler, yeni projeler çıkabilsin. Herhalde Türkiye'deki en büyük eksiklik yatırımcılar ve tabii doğal olarak kuluçka merkezleri üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de tabii ki maddi olarak sektörlere yatırım yapan birçok yatırımcı var. Ama maalesef oyun sektörü Türkiye'deki diğer birçok büyük sektöre göre farklılıklar arz ettiği için genelde Türkiye'deki yatırımcılar oyun sektörüne çok sıcak bakamıyorlar. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi maliyetle karın arasındaki ilişki farklılığı. Ya mesela düşünün bir gömlek üreticisiyseniz ve işte gömleğe yatırım yapacak bir yatırımcıyla anlaşıyorsanız 10 tane kumaş alırsınız, işte 50 tane düğme alırsınız, bunları birine diktirirsiniz ve işte sonunda 10 tane gömleğiniz olur. Ve bu 10 gömleği depolarda saklarsınız, sonrasında satış kanallarına yollarsınız ve buradan para kazanırsınız. Bu para kazanma sürecinde aslında ham maddeden üretilmiş ürün ve satış arasında direkt bir orantı vardır. 10 kumaşınız vardır, 10 gömleğiniz olur ve ona da satış yaparsınız. 10 satış yapacaksanız 10 gömlek dikersiniz. 50 satış yapacaksanız 50 gömlek dikersiniz. Ama oyun sektöründe bu durum tıpatıp aynı değil maalesef. Dijital oyundan bahsettiğimiz zaman bir tane oyun geliştiriyorsunuz aslında özünde ve bu bir oyunun üzerinden sıfır satış da yapabilirsiniz. Milyonlarca satış da yapabilirsiniz. Buradaki risk formasyonunu yatırımcılara anlatabilmek çok güç. Geçmişte bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama Türkiye'de yatırım yapan az da olsa bazı yatırım grupları var. Hummingbird Venture Capital herhalde bunun ilk akla geleni. Daha öncesinde Peak Games ile Gram Games'e yatırım yaptılar. Bunun dışında şu ana kadar, bugüne kadar oyun sektöründe duyulmuş yatırım yapan bir venture kapital firması yok. Tabii öncelikle venture kapital derken biraz çok haddime düşmese de kabaca yatırım tiplerinden bahsedeyim. Venture kapital firmaları aslında en üst seviye, üçüncü seviye yatırım yapan yatırım grupları. Bunlar genelde çok büyük paralar işin içine sokuyorlar ve aslında son alıcı ve son satıcı durumundalar. Arada angelic investor'lar var. Angelic investor'lar daha fikir aşamasındayken bir şirkete içinden hisseler alıyorlar. Bu genelde asla %49'u geçmiyor.
Karşılığında küçük meblağlar veriyorlar. İlk işlerinin yapılabilmesi ve işlerin yürütülebilmesi için gereken temel sermayeyi karşılamaya çalışıyorlar. Danışmanlık veriyorlar bu firmalara. Daha önceki finansal bilgilerini aslında pazarlıyorlar bir yandan da. Ve kendileri olabildiğince hızlı exit etmeye çalışıyorlar. Şirket karlı hale geldiği anda aslında daha önce bahsettiğim venture kapitallere kendi hisselerini satıp ya da ana hissedara kendi hisselerini satıp işin içinden çıkmayı planlıyorlar. Genelde böyle bir iş modelleri var. Resmi olarak duyurulmuş iki tane Angel Investment grubu var. Türkiye'de daha önce oyunlara yatırım yapmış. Bir tanesi Galata Business Angels ve bir tanesi de 212. Bunlar dışında da bir sektörün büyümesi için sadece yatırımcılar ve paraya ihtiyaç yok. Aynı zamanda demin de bahsettiğim gibi deneyim ve network de bu konularda ya da temel ihtiyaçlarının karşılanması da bu konuda aslında bir sektörün genişlemesini sağlayan ana faktörlerden bir tanesi. Bu konuda kuluçka merkezleri de çok büyük görev alıyor. Türkiye'de maalesef şu ana kadar 2,5 adet sadece oyunlara özgü kuluçka merkezi var. Bunlar 2,5 diyorum çünkü bir tanesi tam da aslında bütün oyun tarzlarını kapsamıyor. O buçuk olandan başlayayım madem. Bahçeli Üniversitesi'nde VR First Lab'ı kuluçka merkezi olarak görev görüyor. Ve VR oyunlar ve uygulamalar geliştiriyorsanız bu konuda size kuluçka yani yer ve danışmanlık hizmeti sunuyor ve ekipman hizmeti sunuyor. Bunun dışında ana iki kuluçka merkezine geldiğimiz zaman Atom ve Game Garage'dan bahsetmemiz gerekiyor. Atom Ankara'da yer alıyor. ODTÜ Teknokent içerisinde animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi tam açılımı. Şu anda tahminimce 20'den fazla oyun stüdyosuna ev sahipliği yapıyor. Ve yine dediğim gibi yer ve network ve deneyim sunmaya çalışıyor içinde bulundurduğu şirketlere. Bir de tabii İstanbul'da kurulmuş Game Garage var. Game Garage, Bahçeşehir Üniversitesi ile Netmarble Türkiye'nin ortaklaşa giriştiği bir kuluçka merkezi. Sadece deneyim, network, yer gibi hizmetler vermiyorlar. Aynı zamanda içlerine aldıkları oyun firmalarından cüzi hisseler karşılığında para da veriyorlar. Geçen yıl 8 oyun stüdyosunu almışlardı. Doğru hatırlıyorsam. Bu yıl şu ana kadar hiçbir pozisyon açmadılar. Bunlar dışında da tabii başka kuluçka merkezleri var. Özellikle IT, teknoloji alanında. Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi var. Keyworks. Ya da İTÜ Çekirdek var ve bunun gibi aslında başka birçok kuluçka merkezi girişimde var. Ama bunlar genelde e-ticaret gibi diğer teknolojik girişimler için daha faydalılar aslında. Çünkü deneyim ve mentorluk anlamında onlara daha büyük yol kat ettirebilirler. Oyun spesifiğinde olmadığı için oyun mentorluğu yapabilecek aslında bir kapasiteleri maalesef şu an için yok. Ama tabii hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Yine Türkiye oyun sektöründe veya dünya oyun sektöründeki elementlere baktığımız zaman yine ilk akla gelen şeylerden bir tanesi de dernekler ve topluluklar. Bir sektörün varlığından bahsedeceksek o sektörün içindeki yapılanma ya da devletle olan ilişkileri ya da benzeri konularda birlikler oluşturmaları, dernekler kurmaları her zaman çok önemli. Dünyada derneklere örnek olarak iki tane ana büyük örnekten bahsedebiliriz. Bir tanesi IGDA. International Game Developers Association ki oyun geliştiricilerin hakları üzerine çalışmalar yapıyor. Bir diğeri ise ESA yani Entertainment Software Association. ESA da dünyadaki özellikle Amerika'daki oyun firmalarının devletlerle olan ilişkilerini düzenliyor ve tüm dünyadaki sektöre oyun sektörüne yönelik dev kapsamlı araştırmalar yapıyorlar. Kendi sitelerine de ESA.org'a girerek de oradan kontrol edebilirsiniz. Çok güzel araştırmaları var. Türkiye'de dernekler ve topluluklara baktığımız zaman iki tane ana derneğimiz var. Birincisi Oyunder. Oyunder tüm oyun sektörünü kapsayan bir dernek. İçinde geliştiriciler, yayıncılar, dağıtımcılar kapsamlı olarak oyun sektörünün devletle olan ilişkilerini yürütmeye çalışıyor. Bir diğeri ise TOGET. TOGET'te Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği. Bu da geliştiricilere yönelik özellikle oyun geliştiricilerin devletle olan ilişkilerini denetliyor ki ana elementimiz özellikle vasıflı iş gücü ve oyun geliştirme stüdyoları üzerine kurulduğu için bunların gelişmesi diğerlerini de çarpanlı olarak artıracağı için burada gerçekten ayrı bir öncelik verilmesi gerekiyor oyun geliştiricilere. Bunlar dışında daha önce de bahsettiğim gibi topluluklar bazında ele aldığımız zaman ilk akla gelen Game Developers at Turkey grubu. Bu bir kapalı Facebook grubu ve dediğim gibi Türkiye'de oyun geliştiricilerin birbirleriyle organize olmalarını sağlıyorlar. Genelde Oyunder ve Toget'le beraber paneller, konuşmalar düzenlenebiliyor. Bu tarz işler için aracı görevini görüyorlar.
görüyor. Başka topluluklar da var GDT gibi. Mesela liselilerin kendi içerisinde oyun tasarımına dair kurdukları kulüpler var. Yine aynı şekilde üniversiteler içinde. Tatel mesela buna güzel bir örnek. Bunun gibi birçok topluluk Türkiye'de mevcut. Bu konuda ben ilk oyun sektörüne başladığımda 10 yıl öncesinde herhalde en büyük eksiklik buydu. Yani herkesi tek bir çatı altında toplayabilecek dernekler, topluluklar yoktu. Vasıflı iş gücü arttıkça bu ihtiyaç doğdu ve kendi kendine gelişti ve devletle olan ilişkiler, sektör içi ilişkilerin organize edilebileceği bu dernekler aslında oyun sektörünün büyümesinde çok çok büyük rol oynadılar. Yine bir geri gelelim. Oyun sektörü yapan elementlerden bahsediyorduk. Bunlardan bir tanesi de aslında bu işin etkinlik yönü. Yani oyun fuarları, oyun konferansları, oyun panelleri ve aslında jam kültürünü oluşturuyor bu. Tüm dünyada çok güzel oyun fuarları var. Şu anda mesela biz bu konuşmayı gerçekleştirirken Amerika'da Los Angeles'ta E3 yani Electronic Entertainment Expo düzenleniyor ki dünyanın en büyük oyun fuarı şu anda kendisi. Bunun gibi başka bir sürü oyun fuarı da var. Mesela Tokyo Show var, PAX East, PAX West şeklinde Amerika'da yine iki tane ayrı büyük oyun fuarı var. Gamescom var Almanya'da düzenlenen. Ya da China Joy var yine oyun fuarlarından bahsettiğimiz ama bunların da dışında oyun sektörünün kendi içinde buluşmalarını sağlayan genelde son kullanıcı yönelik değil B2B yani business to business fuarlar da mevcut. Mesela Casual Connect, Game Connection, Game Developers Conference gibi çok güzel bu konuda paneller ve konferanslar var aslında baktığımız zaman. Türkiye'de bunların eşleniği olarak baktığımız zaman Türkiye'de oyun fuarı 3 tane var. 2 tanesi İstanbul'da, bir tanesi Ankara'da. İstanbul'dakilerden başlayayım. İlki GameX İstanbul'da Harbiye'de düzenleniyor. Yine aynı şekilde GIST'te aynı şekilde Gaming İstanbul. İkisi de Harbiye'de İstanbul'da düzenleniyorlar. Özellikle GIST son 2 yılda düzenlenmeye başladı ama çok hızla büyüyerek şu anda en büyük oyun fuarı haline dönüştü zannımca Türkiye'deki. Bir diğeri ise Ankara'da E-Game Show var. Bu da Ankara içerisinde düzenlenen bir show. Nispeten diğer iki fuara göre ölçeği biraz daha küçük diyebiliriz. Merhaba, adım Cevherer Yürek. Gaming İstanbul, namı diğer GIST'in direktörüyüm. 16 yıllık etkinlik organizasyonu, kendimi bildim bileli de oyunculuk tecrübem var. Bu ikisini birleştirip 2014 yılından beri de fuar organizasyonu yapıyorum. Fuar organizasyonunun en keyifli kısmı operasyon kısmı. Bir yıl boyunca her ince detayı üstünde çalışıp personelinden teknik ekipmanına, etkinliklerden konuşmacılara, başlangıç saatinden nasıl başlayıp biteceğine kadar her şeyi planlayıp hazırladığınız, görev dağılımı yaptığınız işin operasyonda aksaklık olmadan işleyişine şahit olmak kadar keyifli bir şey yok bence. Bu biraz mesela domino taşlarını sabırla devrildiğinde güzel bir resim ortaya çıkaracak gibi dizmeye benziyor bence. Tam kendi alanım değil ama ucu bize dokunan bir konu. Türkiye'de paying user yani para ödeyen kullanıcı denilen, sektöre para kazandıran, dolayısıyla para pazarlama bütçesini arttıran kullanıcının az olması, oyunlardan alınan vergilerin azaltılıp dolayısıyla fiyatların Türkiye'nin alım gücüne oranlanıp satışların artmasını, Türkiye'de geliştiricilerin para kazanabilir hale gelmesini, zamanla ailelerin gözünde oyun yapmanın ve oyun pazarlamanın geçerli işler arasında sayılmasını isterdim. Aslında bu oyun fuarları genelde son kullanıcıya yönelik olmakla beraber özellikle Gaming İstanbul içerisinde ve GameX içerisinde birçok panel gerçekleşebiliyor. Mesela Oyundar GameX içerisinde bazı paneller gerçekleştiriyor. İşte Türkiye'deki oyun sektöründeki kadınların rolü vesaire gibi. Aynı şekilde Gaming İstanbul'un da çok güzel panelleri var. Oyun sektöründen çalışanların katıldığı. Hatta tüm dünyadan ünlü oyun sektöründen insanları çağırıp burada konuşturuyorlar. Bu çok paha biçilmez bir avantaj. Bir diğeri ise tabii ki de oyun sektöründen bahsettiğimiz zaman ve oyun etkinliklerinden bahsettiğimiz zaman aslında en önemli faktörlerden bir tanesi olan game jamler ve jam kültürü aslında. Game jamler aslında ne son kullanıcıya hitap ediyor ya da ne de sektör içerisindeki insanların bilgilenmesi için özellikle bir rol oynuyor. Aslında jam kültürü tamamıyla oyun yapmak isteyen, oyun sektörüne girmek isteyen, zaten oyun geliştiren insanların birlikte kısa bir zaman içerisinde oyun geliştirdikleri
ve birbirleriyle tanıştıkları ve böylece aslında daha önce hiç oyun geliştirmemiş insanların da oyun geliştirme deneyiminin yaklaşık olarak nasıl bir şey olduğunu görebildiği, sektörden insanlarla birebir irtibat kurup karşılıklı olarak görüşebildikleri, tanışabildikleri bir organizasyon kültürü aslında. Bu jamler arasında herhalde en başarılı ve en ünlü olanı Global Game Jam'dır. Global Game Jam her Ocak ayının sonunda tüm dünyada uluslararası ölçekte olan bir oyun jam etkinliği. Türkiye'de İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Özyeğin Üniversitesi'nde, Ankara'da ODTÜ'de ve İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. Daha önceden oyun sektöründe bir geçmişiniz yoksa ya da varsa ve kısa sürede bir oyun yapıp bu etkinliğin içerisinde rol almak istiyorsanız genelde açık bir etkinlik oluyor. Alan kısıtlarını saymazsak genelde başvuranların büyük bir çoğunluğu alınıyor. Bunların dışında da eğer Ocak ayına kadar beklemek istemiyorsanız gerçekten çok fazla jam var. Aslında yine bunları da Türkiye'de bağımsız oyun geliştiricinin hayatta kalma rehberinde detaylıca listeledim. Ama herhalde burada birkaç tanesinden daha bahsedeyim. Ludum Dare var mesela. Ludum Dare 3 aylık aralıklarla düzenleniyor. Yılda 4 kere düzenleniyor. Yine bu da 48 saatte. Yine Global Game Jam'da öyle. 48 saat içerisinde hiç tanımadığınız ekiplerle birleşip ortak bir tema altında oyun geliştirme etkinliği. Ludum Dare'in Global Game Jam'dan tek farkı sadece çeyreklerde, yani yılda 4 kere düzenlenmesi değil, aynı zamanda online bir etkinlik olması. Yani Global Game Jam'de bir etkinlik alanına giderek ve insanlarla fiziksel olarak tanışarak bu 48 saat içerisindeki oyunları geliştiriyorsunuz. Ama Ludum Dare'de online şekilde insanlarla tanışarak yapıyorsunuz. Bu ikisi en ünlü jamler, oyun jamleri. Ama bunun dışında da sayısız jam var. Dediğim gibi bu hayata kalma rehberinden ulaşabilirsiniz. Neredeyse her güne ikişer üçer tane jam düşüyor aslında, online jamlar. Mesela Factis Jam var. Vlambeer tarafından organize edilen hiç sevmediğiniz oyun janraları, oyun türlerindeki oyunları geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun gibi bir sürü farklı, ilginç, orijinal jamlar var. Bir araştırmanızı tavsiye ederim. Etkinlikler kadar bir sektörün oluşabilmesi için medyada çok güçlü bir rol oynuyor. Oyun medyası Türkiye'de oyun geliştirme stüdyolarının girdiğinden çok çok daha öncesinden biri var. Dünyada oyun sektörü çok daha erken ilerlediği için Türkiye'de herhalde oyun sektörü ilk oyun medyasıyla gelişti bile desek yalan söylemiş sayılmayız. Öyle zannediyorum. Şu anda hala daha yayınlanan birçok oyun dergisi var. Tabii bunlar artık online dergiler çoğunlukla. Tüm dünyada gazeteler ve basılı yayın zaman içerisinde dijitale kaydı. Tabii ki de bu da Türkiye için de geçerli. Şu anda oyun dergilerinin çok büyük bir çoğunluğu genelde online hizmet veriyorlar. Mesela böyle bir kabaca listesini yaptığımızda 10-12 tane oyun dergisiyle karşılaşıyoruz. Oyun Gezer, Turuncu Levye, IGN, Merlin'in Kazanı, Geek Yapar. Ki Geek Yapar aslında biraz sadece oyunlar değil, çizgi romanlar vesaire gibi aslında geek kültürüyle alakalı yayın yapıyor. FRP.net yine aynı şekilde mesela sadece FRP ve fantastik ve bilim kurgu eserleri üzerinden genelde yayın yapıyor. Bunun dışında televizyonda yayın yapan Multiplayer TV diye bir program da mevcut Türkiye'de. Ve tabii bunların hepsinin dışında tüm dünyada sadece basılı yayından dijital yayına geçiş yapılmadı. Aynı zamanda dünyadaki medya yavaş yavaş sosyal medyanın patlamasıyla beraber YouTube yayıncılığı ya da streamerlık olarak adlandırılan yeni bir medya türünü de yarattı. Burada Türk oyun YouTuber'ları var. Mesela Pintipanda, Jahreyn, Ejderhan yine gibi birçok, aslında onlarcası var. Hepsini burada saymak tabii ki mümkün değil ama şu anda Türkiye'de yüz binlerce insana oyunları ulaştırıyor. Selamlar. Ben Ceyda Doğan Karaş, namı değer Cepejleri ve Karakoca Gaming'in kurucu ortağı. Kısacası Star Wars, Doctor Who, Yu-Gi-Oh ve Blizzard delisiyim. 1993'ten beri video oyunlarıyla fazla uğraşıyorum ve hayatım da onların üzerine şekilleniyor. Korku, macera, psikoloji, kitap ve animelerine tapıyorum. Unutmadan koyu Beşiktaş taraftarıyım ve cosplay organizatörlüğü de yan mesleklerimden biri. Kendi uzmanlık alanımda en sevdiğim şey aslında her şey. Editör olmak ve oyunlar hakkında profesyonel veya kişisel fikirleri kaleme dökmek inanılmaz bir his. Bunlara eklenen eğlenceli video içerikleri,
O oyunu merak edenlere deneyimlerimi sunmak ve soru yağmuru sunmak yuhun, hatta zor ama bir o kadar da mükemmel bir deneyim. Türkiye'de kendi alanımla ilgili en çok değiştirmek istediğim şey. Basitçe Türkiye'de daha fazla ekibin oyun geliştirip büyümesi için çalışmak isterdim. Ülkemizde kendi halinde minik ama bir o kadar da başarılı ekipler var. Bu ekiplerin benim gibi hatta bizim gibi insanlardan destek alması çok önemli. Maddi veya manevi desteğin büyük veya küçük olmaz diye düşünüyorum. Tüm bunlar tabii bir sektörün, sektör dediğimiz tabii ticari bir şey, oluşması için ana elementler. Ama tabii ki belki de en önemli, en dıştan baktığımız zaman bir sektörün varoluşun değil ama bir sektörün ne kadar büyüyeceğine karar veren belki de en önemli element devlet elementidir. Bir sektör için devletlerin verdiği destekler o sektörün çevresini boylu boyuna değiştirir. Türkiye'de de oyun üretimine önemli birçok destek veriliyor. Özellikle Oyunder ve TOGED'in çalışmaları sayesinde birçok bakanlık oyunları da destek programları içerisine almaya başladı ve oyun geliştiriciler ve oyun sektöründeki birçok firma bunlardan faydalanabilmeye başladı. En önemli üç bakanlık bu konuda Türkiye'de Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilişim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır anlamca. Ekonomi Bakanlığı'nın Oyun Geliştirme ve Mobil Üretim Desteği adlı bir desteği var. Bu destek sayesinde oyunlarınızın, eğer Türkiye'de bir oyun geliştirdiyseniz, oyunun dağıtımcılara ödenilen işte Steam gibi, App Store gibi, Google Play gibi, tabii bu arada Ekonomi Bakanlığı özellikle ihracatla ilgilendiği için yurt dışına satış yaptığınız komisyon bedellerinin tamamını belli bir miktara kadar size geri ödeyebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bunun dışında da oyun geliştirme sürecinde harcadığınız, vasıflı iş gücünü harcadığınız belli masrafları karşılayabiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Genç Des adlı bir program var. Yılda iki defa bu programı açıyor ve belli temalarda sunduğu oyun fikirlerine baştan destek veriyor. %75'ini karşılıyor. Bir diğeri ise Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aslında. Bugüne kadar Tekno Girişim adlı bir destek veriyordu ama bunu aslında yine kendi alt kuruluşlarından olan TÜBİTAK devretti. Şu anda TÜBİTAK'ın başka destekleri de var. Özellikle oyun geliştirme stüdyolarına yönelik. Ama artık aynı zamanda yeni girişimci, yani okuldan yeni mezun olmuş ve oyun firması kurmak isteyen insanlara da daha fikir aşamasında, daha şirket kurmamışken de destek vermeye başladı. Yine aynı şekilde COSGİB'in destekleri var. COSGİB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı. Burada bireysel girişimcilik sertifikası aldıktan sonra COSGİB tarafından verilen, size şirket kurulumunuzda 30 bin liraya kadar yardımcı oluyorlar. Yani harcamalarınızın belli bir kısmını bir yılın sonunda size geri iade ediyorlar. Yine aynı şekilde demin bahsettiğim TÜBİTAK'ta da Tekno Girişim'de de 150 bin liralık gibi bir size ilk girişim desteği sağlıyorlar. Bunlar dışında bir de aslında diğer gelişim fonlarından faydalanan kalkınma ajansları var. İşte İstanbul'da İSKA var, İzmir'de İSKA var, Ankara'da ANKA var. Bunlar her dönem kendi iç dönemleri var. Bu dönemlerde belli proje tanımları açıyorlar ve bu proje tanımlarına uygun sunulan projelere belli miktarlarda destekler veriyorlar. Bunların da takip edilmesi aslında oyun geliştirme stüdyoları için çok faydalı oluyor. Bunlar dışında tabii bu sektörün gelişmesiyle beraber birçok yan sektör de kalkınıyor. Bunlardan da ayrıca bahsetmemiz gerekiyor. Mesela oyun sektörü geliştiği zaman tüm dünyada konuşalım. Oyun donanımları sektörü de oyun geliştirme sektörüyle beraber kalkınıyor. Oyun kültürüne dair yan sektörler de kalkınıyor. Mesela oyuncak sektörü, giyim sektörü, sinema sektörü, aksesuarlar, romanlar, edebiyat yani. Birçok yan sektör bununla beraber kalkınıyor ki oyun kültürü içinde çok kapsamlı bir şey. Yani gerçekten belki kendisi kadar bir yeni bir derinlik oluşturuyor bu anlamda. Merhabalar, isim Yasemimoğlu. 1984 Rize doğumluyum. 2002'den beri 3 boyutlu bilgisayar grafiğiyle ilgileniyorum ve bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu sürede oyun, animasyon ve 3D film için hem yurt içine hem de yurt dışına işler yaptım. Bazen tam zamanlı, bazen de serbest çalıştım. Herhangi bir konuda uzman olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Yani öğrenmeye çalışıyorum desek daha doğru olur. En sevdiğim alan ağırlıklı olarak karakter modelleme ve dijital heykeltıraşlık, yani dijital sculpting dediğimiz olay. Türkiye'de özellikle tam zamanlı işlerde en azından kendi alanla ilgili kişilerle muhatap olmak ve iş yaparken
onların görüşlerini almak isterdim. Bize daha çok ilgili ilgisiz herkesin yorumu oluyor. Bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Ve tabii üçüncü parti üretim araçları da yan sektörler arasında mutlaka bahsedilmesi gerekiyor. Oyun geliştirme motorları, üçüncü parti hizmetler. Yani mesela Unity motorunu düşünelim. Unity 3D oyun motoru çok büyük bir sermayeyle kurulmuş devasa bir şirket aslında. Ve aslında oyun geliştirme sektörü kalkındıkça kendileri de kalkınıyorlar. Bu karşılıklı gelişen bir iş. Türkiye'ye baktığımız zaman yan sektörler maalesef belki de Türkiye'de en, yani oyun sektörü X geliştiyse aslında yan sektörler bunun çok çok daha altında gelişti diye çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de oyun donanımları üreten benim bildiğim kadarıyla sadece Monster adlı bir bilgisayar, özellikle oyun bilgisayarı ve oyun laptopları üreten bir firma var. Bunun dışında oyun kültürüne dair hele maalesef hiçbir şey yok. Bazı kitap evleri oyunlara dair romanları basıp satıyorlar. Ama özellikle oyuncak sektöründe maalesef oyun kültüründen çok beslenemiyoruz. Yine aynı şekilde sinemalarda birçok film gösteriliyor. Resident Evil'ın belki kaçıncısı çıkmıştır ben bilmiyorum şu anda. Ama gerçekten Türkiye'de belki de en geri kalmış noktalardan bir tanesi oyun kültürüne dair oluşmuş yan sektör eksikliğidir. Tabii üçüncü parti üretim araçlarının daha Türkiye'de gelişmesini çok beklemiyorum. Çünkü oyun sektörüyle en direkt yolla bağlantı halinde olduğu için Türkiye'deki oyun firmalarının sayısı artmadıkça bunları outsource edebilme ihtimali gitgide daha da azalacaktır. Ama lokalizasyon için üçüncü parti hizmet olarak Türkiye'de birkaç firma mevcut mesela. Bunlar aslında iyi haber, iyi gelişmeler. Aynı şekilde oyununuzun PR tanıtımları için Gaming in İstanbul'un ya da City Media'nın hizmetleri var. Bunlar aslında yine üçüncü parti hizmetler olarak varsayılabilir. Daha henüz çok erken ama oyun sektörü geliştikçe o tarafta da mutlaka bir ilerleme olacaktır diye düşünüyorum. Ve en son olarak tabii ki de koca bir sektörden bahsediyoruz. Herhangi bir sektörün içerisinde tüketici olmadan olmaz. Oyun sektörü içinde oyuncu olarak tanımladığımız insanlara ihtiyacımız var bir sektörden bahsedebilmemiz için. Dünyada 1.8 milyar oyuncu var ve 99 milyar dolar bir genel hasılat var 2016 rakamlarıyla baktığımızda. Türkiye'de ise bu rakam 29.3 milyon oyuncu yine 2016 rakamlarıyla ve 755 milyon dolarlık bir hasılat var. Bunun 322.5 milyon doları mobilden geliyor. 432.5 milyon doları ise bilgisayar ve konsollardan geliyor. Dünyada oyuna en çok para harcayan 16. ülkeyiz. Casual, gamer ve pro diye aslında tüketicileri 3 parçaya bölebiliriz. Casual oyuncular daha oyunlarla yeni yeni tanışan bir oyuncu kitlesi. Gamerler ise aslında uzun süreden beri oynayan, oyun kültürüyle beraber yaşayan, oyunları yaşam tarzı haline getirmiş insanlara gamer diyoruz. Pro oyuncuları ise gerçekten bu işten para kazanan oyuncular. Özellikle e-spor sektörünün genişlemesiyle ki Türkiye'de çok büyüdü. Biliyorsunuzdur belki birçok büyük spor kulübünün, işte Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin e-spor takımları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye de espora lisanslı oyuncu sağlıyor. Yine Türkiye'de ayda 1,5 milyon insan LoL maçlarını izliyor. League of Legends maçlarını izliyor. Devasa oranlarda bir seyirci topluyor diyebiliriz. Ben Sercan Altun. Oyun sektöründe yazılımcı olarak çalışıyorum. Bu ilginç kariyere Yortistan adında bir sanal dünya projesiyle başladım. 2 sene orada çalıştım. Bir startup şirketiydi. Ardından oradaki çalıştığım, beraber çalıştığım arkadaşlarla beraber ayrılıp bir dijital ajans kurduk. Yeti Interactive adında. Ardından 2 sene de orada çalıştıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programı'na başvurdum. Birkaç hafta önce tezimi teslim ettim. Diplomamı almayı bekliyorum yani. 7 senedir bu işin içerisindeyim özetle. Bu 7 senenin 6 senesi boyunca da Game Developer at Turkey Facebook topluluğunun görünümlü yöneticilerinden biri oldum. Oyun geliştiricilerle görüşmek, onlarla tanışmak ilgimi çeken bir şeydi. Geliştiricilerin meetup etkinliklerine katılmadan önce benimle aynı konularla ilgilenen insanları tanımıyordum.
siz kendi normal çalışmanızda, oyun geliştirme çalışmasında farklı farklı yollara gidiyorsunuz. Farklı yerlerde uzmanlaşmak, farklı teknikler kullanmaya başlıyorsunuz ve bir süre sonra hani balon içerisine girebiliyorsunuz. Komünite bu balonu bir miktar patlatıyor. Ya sizinle benzer görüşlere sahip insanlarla tanışıp bir açıdan kendi yaptığınız işin de mantıklı olduğu sonucuna varıyorsunuz. Ya da tam zıttı, düşündüğünüzden çok farklı fikirlerle gelen insanlarla tanışıyorsunuz. O da bir şekilde zihin açıyor. Her ne kadar arada bir tartışmalar, bir shitstorm, online shitstorm dediğimiz meseleye dönüşse de genel anlamda sevindirici, benim hoşuma giden şeyler bunlar. Yöneticilik görevimdeki herhalde en çok keyif aldığım şeylerden biri o oluyor. Biraz tabii bunu söylemek garip kaçacak ama itfaiyeci yangın ilişkisi gibi, yani hiçbir itfaiyeci gelip yangın çıksın istemez ama bir yangını söndürdüğü zaman da kendiyle gurur duyar diye düşünüyorum. İki tarafın hararetli bir şekilde tartıştığı bir ortamın içerisine girip tarafların argümanlarını toplayıp tezlerini toplayıp birbirleriyle uyuşan uyuşmayan yerlerini bir derledikten sonra onu bir uzunca bir post haline dönüştürüp işi tatlıya bağlamak benim sevdiğim şeylerden bir tanesi. Herkes beğenmediği şeyleri sayabiliyor ama onu nasıl düzelteceği, nasıl değiştireceği konusunda herkesin bir fikri olmayabiliyor. GDT'nin kuruluş zamanını düşünecek olursak Türkiye'de yeni oluşan bir oyun geliştirme topluluğu ihtiyacına göre oluşturulmuş bir grup. İlk senelerinde, ilk zamanlarında her şey yeni olduğu için pek çok şey tartışılıyor, pek çok şey öğreniyor. Bir noktadan sonra bu şeyler yeniliklerini yitiriyorlar. Artık pek çok kişi Unity kullanmayı biliyor. Artık Unity'nin kendi dokümantasyonları, eğitimleri yeterince güçlü. Zamanında her sene en az 1-2 kere yaptığımız ludoloji mi, narratoloji mi tartışmalarını artık bir kez daha dillendirmeye ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü herkes öğreneceğini öğrendi, görüşünü sağladı, görüşünü kurdu. Kaç kere monetization nasıl yapılır dinleyebilirsiniz ki? Yani böyle bir gerçek var. Tabii şimdi ben bunu dediğim zaman birileri de çıkıp şey diyebilir ama Türkiye olarak hani bilmediğimiz çok şey var. Sanki her şeyi biliyormuşuz gibi konuşuyorsun ama Sercan, bilmediğimiz çok şey var diyeceklerdir. Çok da haklılar tabii ki. Yalnız burada önemli olan nokta şu. Biz bence komünite olarak her ne kadar aramızda yeni üyeler arada bir katılıyor olsa da belli bir olgunluğa ulaştık. Belli bir bilgi birikimine ulaştık ve bu bilgi birikimi şu anda bir eşikte. O eşikte şu. Artık bizim oyunları yapıp o oyunlarda tecrübe ettiğimiz özel, hani o tecrübeye özel şeyleri paylaşıyor olmamız lazım. Şu anda Türkiye'de geliştirilen projelere baktığımız zaman genelde şöyle bir şey görünüyor. Sadece tanıtım videoları veya çıkış tarihleri yaklaştığı zaman paylaşımda bulunuyorlar. Genelde bir üstün körü bir feedback istiyorlar. Feedback veren insanlar karşılığını, hani o diyaloğu çok alamayabiliyor. İşin olması gerekeni bence bir komünite olmak için gereken şey bu süreçte bulunmaları. Yani oyunu geliştirirken karşılaştıkları sorunları paylaşmaları, geliştirdikleri oyundaki farklı design kararlarını, o kararlara nasıl ulaştıklarını, bu tür şeylerle insanlarla ilişkiye girmeleri. Benim de temennim aslında biraz bunun olması. Buradan çıkarabileceğimiz özet nedir peki? Yani bu kadar sektörün yan dallarından bahsettik ve Türkiye'deki yetkinliklerinden bahsettik. Kabaca bir özetleyecek olursak, bana sorarsanız Türkiye'de bir oyun sektörü var. Yani var mı sorusunun cevabı aslında çok net. Ama Türkiye'de mutlaka ki bu sektörde çok fazla eksik var. Özellikle yatırım çapında çok büyük eksiklerimiz var. Vasıflı insan gücü olarak dediğim gibi Amerika ile kıyasladığımız zaman 1/4, 1/6 oranlarına yakın insan şu anda sektör barındırıyor. Bu çok az. Devlet destekleri aslında Türkiye için çok yararlı ve şu anda aslında oyun geliştirmek için kötü bir ülke değil. Ama maalesef Türkiye'deki genel yatırımcı sektörü çok yabancı. Yabancı yatırımcılar ise Türkiye'nin hukuk sistemine çok yabancı. Bu da aslında bu topraklarda bizi, oyun geliştiricileri, bir hayli yalnız bırakıyor. Ben Türkiye'deki oyun sektörünün en büyük eksiği olarak görüyorum bunu. Ama ne olursa olsun bu eksikleri doldurabilenler için aslında bu eksikler birer de avantaj. Bunu unutmamak lazım. Çünkü
Yani mesela kendi adıma konuşayım. Ben bir oyun tasarımcısı olarak genelde bağımsız otor oyunlar yapıyorum. Benim gibi Türkiye'de oyun yapan çok az insan var. Ve aslında bu konuya da çok büyük bir açlık var. Yani bağımsız oyun yapmak istiyorsanız aslında Türkiye çok kötü bir yer değil. Yaşam standardı çok yüksek olmasa da geçinmek için gereken masraflar çok az. Ve aslında yeterli sabrınız ve yeterli bilginiz varsa oturup gerçekten Türkiye'de güzel oyunlar geliştirebilirsiniz. Ama maalesef sayıcı çok azız. Ya yani benim gibi işte Talha var. Aynı zamanda benim eski stajyerim. Genelde pipi üzerine oyunlar yapıyor. Evet maalesef. Onun dışında Ahmet var mesela. Ahmet Kamil Keleş korku oyunları yapıyor. İşte ya da Yunus var. Abstrakt oyunlar yapıyor. Bu insanlar hariç genelde böyle bir otör kimliğe bürünmüş, belli tarz oyunlar geliştiren insan sayısı maalesef çok az. Eksik. Ama dediğim gibi bu eksikleri girip doldurabilenler için de bunlar büyük avantaj olacak aslında. Bu sadece bahsettiğim bağımsız oyun geliştiriciler için değil. Yani Türkiye'de büyük bir yayıncı eksikliği de var. Türkiye'de büyük bir dağıtımcı eksikliği de var. Genelde bu eksiklikleri doldurabilenler kesinlikle avantajlarından faydalanıyorlar. Yeni girecekler de mutlaka ki faydalanacak. Türkiye oyun sektörü hızlı büyüyor aslında. Ben 10 yıl önce oyun sektörüne girdiğimde belki sektör bile değildi zaten. 20-30 kişiydik ama şu anda 2000 kişilerden, 3000 kişilerden bahsediyoruz. Bu anlamda büyüme hızımız hiç fena değil. Ama tecrübe aktarımını yapamıyoruz. Türkiye'de gerçekten dünyanın geri kalanına göre çok geride kaldık oyun sektöründe. Ancak olabildiğince şeffaf ve birbirimize açık olursak birlikte kalkınacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden aslında olabildiğince bütün tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Türkiye'de aslında uluslararası rekabet yüksek olmasına rağmen yerel geliştiriciler sizin dostunuz. Gerçekten büyük bir dostluk var oyun geliştirme sektöründe. Herkes birbirine olabildiğince şeffaf olmaya çalışıyor. Oyunların ne kadar indirildiğinden, ne kadar paralar harcadıklarına, ne hatalar yaptıklarına genelde insanlar her şeyi olabildiğince dümdüz anlatmaya çalışıyorlar birbirlerine. Bu çok büyük bir avantaj. Bu sayede umarım oyun sektörü biraz daha hız kazanabilecek bu şeffaflık ve samimiyet sayesinde. Şu anda sektöre girmek için aslında bu yüzden de çok doğru bir zaman. Benim diyebileceklerim bu kadar. Bir de oyun geliştirmek için bence en önemli vasıf gerçekten sabır. Biz maalesef biraz sabırsız bir toplumuz. Var olan vasıflarınız işte yaratıcı olmak, iyi bir yazılımcı olmak, iyi bir tasarımcı olmak vasıflarından daha da önemli bir şekilde çok büyük bir sabır gerektiriyor. Çünkü oyunlar çok uzun sürelerde geliştiriliyor. Yani en basit oyun bir yıl içerisinde geliştiriliyor ve aslında aynı içeriye defalarca tekrar tekrar ve tekrar ve tekrar sıkılmadan bakmanız gerekiyor. Know-how'u, bilgiyi bir şekilde edinebiliyorsunuz ama sabrı sonradan edinebilmeniz çok zor. Benim diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Türkiye'de oyun sektörü özel bölümümüzün sonuna geldik. Oyunla ve geliştirme sürecimizle ilgili daha fazla bilgi isterseniz anytimegame.com adresinden bütün Anytime Podcast bölümlerimizi takip edebilir, blog yazılarımızı okuyabilir ve Anytime haber bültenine kayıt olarak oyunun paylaşımı açtığımız tüm belgelerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine bültenimize kayıt olduğunuzda Türkiye'deki bağımsız oyun geliştiriciler için hayatta kalma rehberimiz de sizi bekliyor. E-posta adresimiz info@anytimegame.com üzerinden ya da anytimegame.com web sitesindeki iletişim bağlantısından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Serbest oyun imalatının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.